İşler nasıl? İşler yani şu an pandemi sürecinde... Onu öğrenmek için geziyorum. Ya şimdi şöyle söyleyeceğim başkanım. İşlerimiz zaten deseniz elektrik çok geliyor yani. Bir ay daha ayı tutmuyor. Geçen aydan %100 zam geldi yani. %200? %100. Hayır, %100. Şöyle söyleyeyim ben size. Geçen ay 200 lira gelen elektrik faturası bu ay %5 indirimli 400 lira geldi. Yani şu dükkanın yakacağı elektrik her zaman aynı. Ya hiçbir şekilde çalıştırmıyorum yani. Aynı elektriği kullanıyoruz. Aynı malzemeyi yapıyoruz ama bir ayda %100 zam gelmesi. Bir de %5 indirimli yani. Daha yeni telaşla. Kira mı burası? Kira. Şimdi ben bu pandemi öncesinde esnaf gezmeye başladım. Propaganda yapmıyorum. Oy istemiyorum. Çünkü işte seçim yok. Seçim geldiğinde arkadaşlarımız gezecekler sizi. İkna ederlerse oylarınızı alacaklar. Edemezlerse Allah kerim diyeceğiz. Fakat şimdi esnaf çok istihdam yaratan, sağlayan bir alandır. Bütün Türkiye'nin de yani üretenin malını satar. Ya orada istihdam sağlar. O dükkanların içinde en az çalışan bir kişi çalıştırır. Ya da bir aileye bakar. Dolayısıyla durum nedir? Hiç konuşulmuyordu esnaf. Ben acaba bu dert nedir diye başladım. Başkanım şöyle söyleyeyim ben size. Ondan sonra kamuoyuna mal etmeye çalıştım. Pandemi sürecinde gelen zamlar çok afaki zamlar. Önceden aldığımız malı şu an malum dolar da arttı. Evet. Çok afaki rakamlar alıyoruz. Satamıyoruz, elimizde kalıyor, ölenler oluyor, atıyoruz. Ya mecbur zaten bizim işimiz canlı. Tabii. Satamadığımız sürece hep çöpe atıyoruz. Geçindirebiliyor musun oğlum evini bu dönemde? Ya bu dönemde çok şükür kirayı, elektriği ödüyoruz. Bize de öyle çok afaki bir şey kalmıyor yani. Kaç çocuğun var? Benim daha çocuğum yok. Ben 1,5 yıllık evliyim. Evli olduğunu görünce. 1,5 yıllık evliyim ben daha. Anladım. Yani şu pandemi, bizim tek istediğimiz esnaf olarak zamların gelmemesiydi. Anladım. Pandemi sürecinde. Peki çünkü o şeyler açıldı ya, paketler. Siz faydalandınız mı? Yok hayır. Sayın Genel Başkanım, çünkü ben kahveci esnafıyım. Evet. Lafınıza kesin ederim. Mecliste. Her televizyonda söylüyoruz. Evet, Genel Başkanımız, pardon, Ankara Kahveciler Odası Başkanımızı misafir ettiniz. Sağ olun, Allah razı olsun sizden. Biz de çok mağduruz efendim. Yani yardım istiyoruz. Kimse de sahip çıkmıyor sizden başka. Çok zor şartlar altında çarkı döndürmeye çalışıyoruz. Aa, dönmüyorsun ki. Dönmüyor. Döndürmeye çalışıyoruz. Üsküdar'da bu hafta 35 yıllık bir kahvenin sahibiyle konuştum. 35 evet. Yıllık adam yani babadan oğula geçmiş. Bir tane müşteri yok. Oğlan senin gibi daha genç. Gözlük tezgahı açmış. Güneş gözlüğü satıyor ama tezgah kahvenin önünde. Ve gerçekten perişan. Borçlarımız birikiyor. Perişan. Küçük bir kredi aldık. Fakat bunun da günü geldi. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Eylül'den başlıyor. Eylül'de başlıyor. Sen aldın mıydı kredi? Ben sadece bu şeyi başvuru yaptım da sonuçlanmadı. Hani ihtiyaç vermedi. Ya bir de hani çok şartları var. Anladım. Ya bir dünya o zaten o şartları ben karşılasam neden kredi çekeyim ki? Yani şartları karşılayamadığımız için Bağkur borcumuz birikti. Sağlık giderimiz. Hiçbir borcumuz yok. Yani bize de yardımcı olan yok. Sizin üzerinizden artık sesimizi duymak için uğraşıyoruz. İşte ben şimdi mesela her televizyona çıktığımda mutlaka sizi söylüyorum. Çok çok sağ olun. Buralardan edindiğimi söylüyorum. Yani çünkü şu anda mecliste, şimdi Ekim'de başlayacak ya, meclis kapalı olduğu için. Oradan da yönetenler duysun diye. Ama çok perişan yani. Bu pandemi sürecinde açtık biz 1 Haziran'da kahvanelere. Yani müşteri gelmiyor kahveye. Bir elektrik yanıyor, doğal gaz yanıyor. Karıştıracağım ben bunu. Yok, çünkü yok, hayır. Öyle değil, yok. Laf olsun diye vereceğim, bereket olsun diye. Oğlum, teşekkür ederim. Şu pandemi sürecinde esnafa yardım, hani bir dünya paketler var ama anladım. Hiçbiri bizi ilgilendiren paketler değil. Borçsuz esnafa ilgilendiren. Not alıyorsunuz paketler. Değil mi? Evet. Tamam. Borcumuz olmasa zaten biz öyle krediye falan hani şey olmayız yani çünkü bu sefer toptancılar da sıkıştırıyor hani onların da bir şeysi var. Sayın Başkanım, bu küçük esnafa teşvik ve hibe olarak bir yardım yapılsa... Biz onları önerdik, şimdi tekrar üzerine geçeceğiz. Yani birkaç ay böyle kendimizi idare edebileceğimiz şekilde olsa çok çok iyi olacak efendim. Hatta stopajlar için bile evet. indirim yapısını önerdik, çok şikayet vardı.
elektrik parasından çok şikayet var. Bütün esnafta var. Sizi yakinen takip ediyorum ben sosyal medyada falan. Sağ olun. Allah razı olsun. Dediğim gibi yani. Allah yolunuzu açık etsin. Beraber. İnşallah. %100 zam elektriğe çok kötü bir şey oldu. Yani. Çünkü eve de aynı değil mi? Eve de aynı. Ben yani şöyle söyleyeyim. Durmadığım eve 100 lira, 150 lira elektrik faturası çok geliyor. Çok be oğlum. Maalesef. Hani. Ama çok. Evet. Bir ay ödemedik mi hemen kesmeye geliyorlar yani. Hayırlı bol kazanç, bunları ileteceğim. Teşekkür ederim.